Seçimlerin ardından Hollanda'da siyasi hava nasıl? Ülke içinde ve dışında beklentiler neler? Euronews muhabiri James Franny, siyaset yorumcusu Wiart Duyk ile konuştu. Bu Mark Rutte ve Geert Wilders arasında bir savaş değildi. Burası partilerin yönetmek için uzlaştığı bir koalisyon ülkesi ve şu an olacak da bu. Wilders seçimlerde birinci olsaydı bile koalisyon dışında bırakılıp hükümet dışı kalabilirdi. Yani bunu başka ülkelere anlatmak biraz zor. İkinci olarak Wilders'a oy vermeyen Hollandalılar bunun Avrupa'da yükselen popülist akıma bir dur mesajı verebileceğini düşünüyor. Çünkü Brexit ve Donald Trump'tan sonra birçok kişi bu seçimlerin üçüncü bir domino taşı olacağını düşünüyordu. Fakat bu rüzgar Hollanda'da durdu. Ama Fransa ve Almanya'da bunun tamamen başka bir hikaye olduğunu görmemiz lazım. Peki Sayın Wilders ne yapacak şimdi? Geleceği var ama muhtemelen muhalefette kalacak. Kampanyası çok kötüydü, hiç görünürlüğü yoktu. Zafer kazanabilirdi ama yapamadı. O yüzden kendimize sormalıyız, o da kendisine sormalı. Gerçekten iktidar olmak istiyor mu? Göründüğü kadarıyla kenarda kalmaktan memnun gibi. Böylece buna uzun süre devam edebilir. Bu arada bazı şeyleri başardığı da doğru. Hristiyan demokratlar, hatta liberaller gibi ana akım partiler bile göçmenler ve İslam konusunda daha katı hale geldiler. Yani evet, Wilders'ın siyaset üzerinde etkisi oldu ama bence gelecekte de kenarda kalmaya mahkum. Hollanda'daki çok parçalı solu nasıl açıklıyorsunuz? İşçi Partisi büyük bir darbe aldı ve solcu yeşillerin yükseldiğini gördük. Açıkçası Avrupa'da sosyal demokratlar uzun süredir bir krizde. Hollanda'da olan aslında krizin sonu. Artık birkaç yıl içerisinde ya geri gelecekler ya da tamamen silinecekler. Onların yerini milenyum jenerasyonunun oluşturduğu solcu yeşiller alacak. Jesse Klaver oldukça çekici ve güçlü bir lider. Kampanyası da kesinlikle çok başarılıydı. Peki solda popülist bir yükselişten bahsedebilir miyiz? Bence Jesse Klaver popülist değil. Aynı anda hem popülist hem antipopülist görünüyor ve popülistlerin metotlarını uyguluyor. Bunda da çok başarılı. Yani evet, solda gençler Jesse Klaver gibi bir profile ihtiyaç duyuyor. Gerçekten büyük bir isim olabilir.